Kale çizgisinden herkese merhaba. Süper Lig'de 18. hafta heyecanı tamamlanacak. Gençler Birliği Rize Spor maçıyla birlikte, daha doğrusu Rize Gençler Birliği maçıyla birlikte temsilcilerimiz Antalya Spor ve Alanya Spor haftayı tamamladı artık. 19. haftayı bekliyorlar. Kırmızı beyazlı temsilcimiz Antalya Spor maalesef ikinci devreye de kötü başladı. Evinde Göztepe'ye 3-0'la kaybetti ki sezonun ilk yarısındaki, ilk haftada daha doğrusu Göztepe'yi deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı ki bu kez olmadı. Kendi sahasında 3-0'la kaybetti ve kazanamama serisinde 11 maça yükseltti Antalya Spor. Diğer temsilcimiz Alanya Spor ise Kayseri Spor'u farklı geçmeye başardı. 5-1'le kazandı. Gerçekten Alanya Spor tarihinin en iyi dönemini geçiriyor diyebiliriz, zaten puan durumunda da bunu görüyoruz. Tabii Antalya Spor Göztepe maçını ve Alanya Spor Kayseri Spor maçlarını konuşacağız. Teknik direktör Ümit Turmuş'la birlikte. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet hocam, Antalya Spor 7. haftada kazandı. Fenerbahçe maçının ardından henüz daha galibiyetle tanışamadı. Göztepe'ye de kaybetti. Zaten devre arası bir an önce gelsin, soluklanalım düşüncesi içerisindeydik. Devre arası geldi. Transferler tabii yapıldı. 3 tane imza atıldı bugüne kadar ama sadece bir tanesi forma giyebildi. Göztepe karşısında beklenmedik bir mağlubiyet miydi? Yoksa öngörünüz var mıydı bu yenilgiyle ilgili? Tabii Göztepe'nin hocasının, geçmiş hocasının buraya gelmesi ilk başta bir avantaj gözüktü. Yani Tamer Hoca sonuçta Göztepe'yi çalıştırıyordu. Orayı iyi bilen bir insandı. Ama maça bakıldığı zaman ilk yarı o planlar, kafadaki planlar tutmadı. Yani Göztepe'nin bu maç mesela deplasmanda oynasaydık belki bu kadar zorlanmayabilirdik. Daha iyi bir maç da olabilirdi. Ama kendi sahanda galibiyet için oynuyorsun. Öne çıktığın zaman iki tane stoper, iki sol ayaklı ve iki tane tek hamlelik Çiko'yla Diago ile oynuyorsun. Evet. Ve nitekim hızlı ataklarda çok ciddi sorunlar yaşadık ve goller de geldi. Yani oyunda genelde 3 tane durumla karşılaşırız. Bir tanesi top bizdedir. Bir tanesi top rakiptedir. Bir de geçiş dediğimiz, translation dediğimiz topun kaybedildiği anlar. Yani bir anda hücumdan savunmaya geçmen lazım. Topu kaybettiğin anda. Evet. Veya savunmadan ani top kazanırsın, hızlı hücum yapman lazım. Bunu Göztepe çok iyi yaptı. Ama Antalya Spor'da maalesef hiç yapamadı ve hızlı atak yapamadığımız için de pozisyon üretmekte zorlandık. İlk yarı tabii ki goller yendikten sonra ikinci yarıya hamle bekliyorsun. Hamleler yapıldı. Bu iki hamle neydi? Atık ve Hakan çıktı. Hakan sarı kartlıydı. Haftaya da yok diye belki Hakan da alındı. Artı Atık çıkarıldı. Ama burada benim anlamadığım, Freddy doğru bir tercihti. Kinnitekim dik oynayan bir orta sahada oyuncu bizi kaleye taşıdı. Ve pozisyonlar da bulduk oyunun başında. Belki onlardan biri gol olsa o psikolojiyle maç farklı bir havaya da bürünebilirdi. Yapamadık. Gol bulamadık. Bünyamin genç bir çocuk. Sağ bek. Atıf Şeyşu çıktı. 3-0 mağlupsun. Ve forvet oyuncusu çıkıyor. Yerine sağ bek alınıyor. Burada bir tabii ki hoca ne düşündü ben gerçekten anlayamadım. Biraz daha geriye çekildi gibi bir görüntü oldu. Değişikliklerle birlikte. Yani baktığımızda Hakan ve Atıf, o Atıf daha hücum oyuncusu, onun yerine Freddy, Hakan yerine de Bünyamin gibi bir görüntü oldu. Bünyamin'in ilk maçı değil mi bu? Süper Lig'de öyle, kupada kupayı sayma, lig maçı, evet. İlk defa maç, 3-0 evet. Mağlup. Peki 6 yeseydik ne olacaktı o çocuğu bir daha? Belki sahalarda göremeyecektik. Yani genç oyuncuyu oynatacağın zaman bu değil bence. İkincisi 3-0'da bizim ihtiyacımız olan artık kaleye bizi götürecek oyuncular. Yani Freddy nitekim götürdü. Onun, evet. Onun dışında bir değişikliğimizde Doğukan kaleye giden bir oyuncuydu. Harun girdi ama Atıf yerine de Bünyamin. Mukayru mesela tercih edilebilirdi. Mukayru da ciddi bir form düşüklüğü var hocam. Yani ama kaleye giden oyuncu, yani bu
form düşüklüğü, Atif çok mu formda ilk 11 oynuyor? Yani Hakan şu ara çok mu formda? Yani genel duruma baktığımız zaman sorun şu. Antalyaspor bu sene 16. sıradayız değil mi şu anda? Doğru. 16. 18 maç yapmışız, 15 gol atmışız, 36 gol yemişiz. Yani 18 maçta maç başına bir golden az atmışız. Yani 18 maç 15 gol. Kaç gol yemişiz? 36 gol yemişiz. 2 golden daha fazla maç başına. Pardon 2 gol, tam 2 gol. Tam 2 gol. Ve eksi 21 ile gidiyoruz. Antalyaspor'un bir sene öncesine bakalım. Antalyaspor 34 maçta 39 gol atmış. Yani maç başına bir golü biraz geçmiş. Ve 55 gol yemiş. Çok, yani ligin en çok gol yiyen ikinci sırasındasın yani. Ligde belki pozisyonun 7. ama şey değil. Gerçek durum o değil yani. Ondan önceki sezon 14. sırada bitirmişiz. 40 gol atmışız. Yani bir sene önce 39 gol, 40 gol. Evet. Yakın 59 gol yemişiz. 55 golü de açmışız. Eksi 19 avaraj ve 14. sırada. Yani Antalyaspor'un çok gol yeme olayı son bu 3. sezon sürekli devam ediyor. Yani ve buna bir önlem alamadık. Bir çözüm bulamadık. Savunma hattı hiç değiştirilmedi zaten hocam. Bu sezon Bahadır biraz memnunuz demek yani. Bahadır oraya eklenmeye çalışıldı, takviye edilmeye çalışıldı. O da sakatlığıyla birlikte artık formadan uzak kaldı. Diego Çeliska ikilisi vazgeçilmez oldu. Tabii bu maçta Çeliska sağ beke geçince Nazım'ın yerine Çiko denendi orada da. Yani sonuç itibariyle Antalyaspor'un yani bu tartışılabilir. Bu kadar gol sadece savunma hatasından da yenmeyebilir. Hücumcular destek olmuyordur. Takıma katkı sağlamıyordur. Orta sahanın savunması kötüdür. Yani savunma sürekli elek gibi gelen oyuncularla baş edemez. Ayrı konu, o ayrı bir tartışma konusu. Ama bizim takım olarak eğer bu ligde bir şeyleri domine edeceksek, daha iyi bir konum alacaksak en azından bir işi iyi yapmamız lazım. Ya iyi savunma yapacaksın, az gol yiyeceksin. Ya da iki gol yiyorsan 3 gol atacaksın. Bu da seni taşır bir yere. Yani ama bunları yapamıyoruz. Yani ikisini de yapamıyoruz. Hem az gol atıyoruz hem de çok gol yiyoruz. Ligin en çok gol yiyen takımları. Bu iki sezondur devam ediyor. Bu sene daha da kötüleşti. Yani evet. Bu sene üzerine daha da tabii yaş ortalamasının yükselmesiyle birlikte yani hem ağır savunma oyuncularınız var. O savunma oyuncuları her yıl birer yaş daha büyüdüğü zaman o ağırlık daha da artıyor görüntüye baktığımız zaman. Herhalde temel sıkıntılardan bir tanesi o. Her sezon kötüye gitmesinin gerekçelerinden bir tanesi bu olsa gerek. Ya mutlaka bunlar var işin içerisinde ama Antalyaspor'un tablosu bu. Yani kötü gelen iki sezon üzerine üçüncü sezon bir de bizim son yıllarda gol atan iyi kötü Deniz Kadah vardı. Orta sahadan bir 10 gol civarında atan Dukara vardı. Yani Mevlüt Erdinç vardı geçen sene. Mevlüt vardı geçen sene. Belki Mevlüt'ü zorunlu kaybettik. Dukara gitti. Bunların alternatifi olarak işte nedir? Blanco geldi. Blanco aynı verimi daha alamadık. Evet. Onun dışında diğer alanlarda hep kaybımız var. Ama ekstra bir şeyimiz yok. Bir Hamilton belki buraya biraz katkı yapacak diye düşünüyoruz ama Antalyaspor'un orta sahası da bir sorun. Yani orada da çok statik oynuyoruz. Yani pas at kal. Pas at kal. Yani veya gel 18 dışından bir şut çek. Yani orta sahamızın bizim defansif diyelim 6 numara oyuncunun dışında 8 numara box to box diyoruz. Yani iki yönlü oyunu oynayan oyuncunun ve playmaker tarzında oyuncuların her atakta bir destek koşusuna ihtiyacımız var. Ama bunları yapmıyor bizim orta saha. Atıyor, öndeki üçlü ne yaparsa. Böyle bir yere gidemeyiz. Yani hem savunma yönü çok ortalama oyuncular, hücum yönü de ortalama olunca takımın orta sahadan bize desteği, gol katkısı maalesef pek olmuyor. Zaten Antalyaspor'un bu 15 golünün hemen hemen tamamı şey, duran top. Evet. Yani bir de böyle bir şey var. Ya oyun içerisinde destekle attığımız gol yok. Yani böyle de bir sıkıntımız var. Pozisyon yaratarak bunu sağlayamadık. Yani oyun içerisinde bir pozisyon genelde duran top. Yani böyle bir sıkıntı var.
Yani buna çözüm ne olacak? Bunları tabii tartışacağız biraz sonra. Ama puan durumuna göz atalım. Tabii. Bakalım son durum neymiş? Tabii Rize Gençlerbirliği maçıyla birlikte biraz daha değişebilir burası. Sivasspor'un liderliği devam ediyor. 40 puana sahip. Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe takip ediyor. 5. basamakta diğer temsilcimiz Alanyaspor bulunuyor. 32 puana sahip. Alanyaspor da gerçekten müthiş bir çıkış yakaladı. Ciddi hani Antalyaspor'da hani en çok az önce dile getirdiğiniz gibi eksikliği bulunan tarafı hücum hattıydı. Alanyaspor'da bu anlamda neredeyse şov yapıyor diyebiliriz. Bu sezon 4. kez hocam 5 gollü galibiyet elde etti Alanyaspor. Bu da gerçekten çok büyük bir başarı ki daha da doymuyor Başkan Hasan Çavuşoğlu. Mustafa Pekdemek ve Emircan Altıntaş da yine transfer etti. Mustafa Pekdemek Kasımpaşa'dan, Emircan da Ümraniye'den transfer etti. Antalyaspor 16. basamakta 14 puana sahip. Kasımpaşa'nın hemen 1 puan altında yer alıyor. Kasımpaşa da bu hafta Trabzonspor'u 6-0'la kaybetti. Hocam puan durumuna baktığımızda Antalyaspor düşme hattından kurtulamadı. Konyaspor kazandı bu hafta. Özellikle yani Ankara Gücü maçındaki. O da çok ilginç bir mücadele hocam. Kaleyi bulan ilk şut 90+2'de geliyor ve bu gol oluyor. Konyaspor 3 puan alıyor. Yani baktığınızda sabaha kadar o maçın 0-0 beraber etmesi lazımdı. Ondan da işte pozisyon öncesinde faul mü değil mi dedikodu, yani daha doğrusu tartışmaları oldu. Bana göre fauldü o topa yükselip vururken ama devam ettirdiler. Konyaspor kazandı ve puanını 18'e çıkardı. Antalyaspor için kötü bir sonuç oldu aslında. Berabere bitseydi daha iyiydi. Evet. Yani herhalde Alanyaspor'u konuştuk. Alanyaspor Emre Akbaba'yı almıştı. 3-2-1 Süper Lig'e kadar çıktı ve çok katkı sağladı. Bir de bir 5 milyon sanıyorum bir para kazandı. 4-5 milyon da bir para kazandılar. Buradan Antalyaspor'un hiçbir kârı olmadı. Belki bu sene şimdi ikinci yarı belki Sisse ile Fernandez'i verirler Antalyaspor'a. Jest yaparlar. Antalyaspor da rahat eder belki. Yani öyle bir jest yapsalar tabii ki Antalyaspor çok rahat eder ama maalesef Antalyaspor'un yaptığı jestin benzerini Alanyaspor'un yapmasından beklemiyorum işte açıkçası ben. Tabii keşke olsa. Evet. Çünkü biliyoruz Alanyaspor yani Emre Akbaba o dönemlerde Alanyaspor'a çok iyi bir performans sergilerken Alanyaspor'a hiçbir bonservis ücreti alınmadan gönderilmiş bir futbolcuydu Emre Akbaba. O da zaten işin ilginç yanı. Dostluk güzel. Hani burada Alanya da bizim takımımız, Antalya bizim takımımız ama yani abi kardeşe bile hani hibe hiçbir şey vermez. Yani bilmiyorum, ben çok ilginçti zaten o transfer hikayesi. Evet. Keşke Antalyaspor'da bu zor durumdayken dediğiniz gibi Alanyaspor'da Fernandez'i verse mesela Antalyaspor'a. Ne güzel de olur. Çok ihtiyaç var. Evet, aynen öyle. Ama maalesef öyle bir şey belki olmaz. Sisse'yi verse değil mi? Tabii. Nasıl olsa Mustafa Pekdemir de almışlar. Hocam şimdi Alanyaspor'un kadrosunda Sisse var. Evet. Mustafa Pekdemek var. Emircan'ı sayarsak onu aldılar. Yasin Bamu var. Evet. Forvet oynayabilen. Fernandez de forvet oynayabiliyor. Kanatlarda değerlense. Fernandez bu hafta sonradan girdi. 2 gol attı evet, yani. Yani 5 tane direkt ileride oynayabilecek futbolcular var. Antalyaspor'da bu sayı Podolski ile birlikte 2 oldu. Umarız Podolski de iyi bir performans sergiler. Oraya geçeceğiz ama isterseniz hocam bir Antalya Göztepe maçının ardından teknik direktörler neler söylemiş onları bir izleyelim. Evet. Basın açıklaması Antalya Spor'da bakalım. Tamer Tuna ilk Süper Lig maçına çıktı, neler söylemiş? Tabii ki birçok şeyi değiştirmek için görev aldık bu takımda. En önemli değişikliği de hem oyunumuzla alakalı hem de oyuncularımızla ilgili gerçekleştirmek zorundayız. Bunun için de ciddi adımlar attık aslında. Kamp dönemi kısa olsa da 2 tane hazırlık maçı, 3 gün önce oynadığımız Göztepe ile kupa maçı birçok şeyin başlangıcı olması gerekiyordu. Çünkü lige hazır, açıkçası tam hazır olmasa da fiziksel ve psikolojik olarak takımımızı ilk yarıdaki o kırılgan, esnek golü yedikten sonraki teslim oluş ve oyunda isyan etmeme güdüsünü ortadan kaldırarak aslında mücadeleye başladık. Tabii ki ilk golü yedikten sonra 10 kişi oyun içinde kaldığımız anda o pozisyon sıkıntımız maalesef yine eski hafızamıza döndürdü. Yaşadığımız her şey Antalyaspor'un bu durumda oluşuna sebep olan aslında faktörlerdi. Tabii ki düzelttiğimiz birçok özelliğimiz ve geri döndürülebilir birçok özelliğimiz var. Ve oyuncularımızın ve kendimizin bir kere bu durumu iyi değerlendirip önümüzdeki süreçte tam anlamıyla hem takım hem oyun hem de disiplin anlamında da oyundakini söylüyorum bunu. Birçok şeyi değiştirmek zorundayız.
Tabii ki teslim oluş oyunda bazı zamanlarda oldu takımımızda ama sezon anlamında bu teslimiyeti yaşamayacağız. Çok sevinçliyiz. İstediğimiz, arzuladığımız bir 3 puan aldık. Bunu sırf 3 puanla değerlendirmemek lazım. Futbol adına da çok doğru işler bugün yaptık. Bilhassa ilk devre her anlamda daha iyi olan takım. Kaptığımız top sonrası. Bunun da neticesinde 3 tane golümüz de aynı şekilde diyebiliriz. Sırf kazandığımız top sonrası değil, gerçekten de top bizdeyken de belli pas açılarını yakalayarak, topun bizde kalmasını sağlayarak set hücumunda iyi gerçekleştirdik. Burada oyuncu arkadaşlarımızı kutlamak lazım. Her istediğimiz şeyi neredeyse sağa yansıttılar. Verdiğimiz bütün taktikleri ve oyun anlayışımızı sağa yansıttılar. Evet, açıklamalar bu şekildeydi. Antalyaspor'da Tamer Tuna hocam dedi ki sezonun ilk yarısında yaşanan sıkıntıların tamamını bu maçta örneğini gördük dedi. Kupa maçında aslında Antalyaspor biraz daha silkelenmiş, pes etmeyen bir imaj sergilemişti aslında. Bence de en önemli Antalyaspor'un kazancı oydu. Göztepe maçının ardından yaptığım bir yorum bu şekildeydi benim. Ama lig maçında tamamen farklı bir kimliğe büründü ve sezonun ilk yarısını bir anda hatırladı. Yani kupa maçında henüz daha birinci dakika olmadan 1-0 geriye düşünüyorsunuz. O maçı 4-3 kazanıyorsunuz. Bence bu Antalyaspor gibi buhran yaşayan psikolojik anlamda bir takım için çok büyük bir zaferdi. Ama lig maçına döndük yine aynı durum. 1-0 geriye düştü. Orada bütün yelkenler indi. 2-3 zaten devre arasına giderken artık her şey bitmiş vaziyetteydi. Her ne kadar ikinci yarıda Antalyaspor biraz daha hareketlenmiş gibi görünse de maç bitmişti zaten ilk yarı bitince. Yani bizim bu tip maçları zaten ilk yarıda da maçlarda baktığında yenik duruma düştüğümüz zaman onu çevirebilecek bir gol atma şeyimiz yok. Duran toplarda belki işte teknik atıyoruz. Bir sanırım Konya'da 2-1'den 2-2 yaptık. Yani, zaten geriye düştük de galibiyetimiz yok. Puanı aldığımız tek maç Konya. Tek maç o. Onun kazandığımız tek maç Göztepe oldu şimdi. Evet. Ve biz lig maçlarında yenik duruma düştüğümüz zaman hemen fiş çekiliyor direkt. Yani ümidimiz azalıyor. Daha da fark açılabiliyor ama şey olarak maçı çevirme şansımız pek olmuyor. Kadro kurgumuz da buna müsait değil. Bir de tabii bu ben yönetimi veya transferi yapanlar açısından sezon başı planlamada atıf şey şu gibi daha önce Sivasspor'da yılda 17 gol atmış. Gol krallığı yaşadı. Gol krallığı yaşamış. Orta saha veya forvet kanat, sol kanat işte oynayarak müthiş katkılar sağlayan bir oyuncu senin bu sene ana transferin. Yani bu hem mali açıdan da en çok muhtemelen para verilen oyuncu. Ama Atıf Sivas'taki gibi aç bir oyuncu görüntüsünde değil. Yani Sivas'ta oynadığı zaman üç büyüklere gitmek için çırpınıyordu, oynuyordu. Hocam geçen sene Rize formasıyla da iyiydi aslında. Rize'de evet. De iyi performans sergiledi. Yani buraya geldi, aynı performansı niye biz sağlayamıyoruz? Yani bu oyuncudan mı kaynaklanıyor yoksa bizim yaklaşımlarımızdan mı kaynaklanıyor? Ama sonuç itibariyle biz Atıf bu takımın ana transferlerinden biri ve ana kolon çöktüğü zaman bina da çöküyor. Evet. Yani çünkü bütün planın o. Şimdi sezon başı alındığında hiçbir kimse Atıf'ın alınmasına karşı çıkamaz. Ben de çıkmadım. Çok da olumlu baktım. Ama Atıf Fenerbahçe'den sonra buraya Rize'den sonra gelişinde yani Antalya top oynamaya değil de tatile gelmiş bir havada oynuyor. Yani Atıf bu değil. Yani ne oluyor arkadaş? Yani bu kadar takımın kritik bir süreç yaşadığı bir dönemde Atıf'ın daha çok sorumluluk alması lazım. Ben Diego tek hamlelik diyoruz. İşte zaman zaman eleştiriyoruz ama Diego'yu bu yaşında sanırım 36 değil mi? 35-36 oynamak istiyor. Yani parçalıyor kendini. Oynamak için her tür %100 eforu neyse %100'ünü sahaya veriyor. Ben o futbolcuya saygı duyarım. Saygı duyarım. Ama Atıf olup da vermemesi ve bu takımın
ana transferlerinden biri olarak sen bu çöküşü yaşamada en büyük baş aktörlerden biri maalesef Atıf. Tabii ki transferde her zaman söyleriz. Transfer bir organ nakli gibi. Yani organ uyum sağlayıp sağlamaması, yani vücuda da ters tepki yapıp öldürebilir desen. Doğru. Nitekim Atıf'ın şu andaki durumu, bize organ nakli olmuş ama o organın uyum sağlamamış bir durumda ve bu takımın buraya gelmesinde Atıf'ın gerçek performansını sahaya yansıtmaması da çok büyük neden. %100. 3 tane hoca değişti. Üçü de gerekli şansı verdi. Verdi ve hep kurtarıcı olarak görüldü ama maalesef şu son maçta da gördük ki bu böyle olmuyor. Bir örnek vereyim. Klopp, ismini vermeyeceğim oyuncuların, 24 yaşında bir oyuncu aldı ve 60 küsur milyon sterlin. Yerinde oynayan oyuncu 34 yaşında. Ona alternatif olarak geldi. Ama şu anda 34 yaşındaki oyuncu oynuyor. Ve kulübün söylediği şu: sen çok pahalıya geldin ama bundan iyi olmadığın sürece bu takımda oynayamazsın. Doğru, ben doğru. Adaletli olmak zorundayım. Şimdi burada Atıf çok maliyetli geldi ama hak etmiyorsa da öbür oyuncuların performansını düşürmemek için adil olmak lazım. Kim hak ediyorsa formayı, at binenin kılıç kuşananı. Yani kimse kusura bakmasın. Antalyaspor'un bir lüksü yok şu anda. Yani hiçbir oyuncuyu sırtında taşıyacak, tolere edecek bir lüksü yok. Atıf da zaten hocam bence son şanslarını kullanıyor artık. Çünkü Sinan Gümüş kadroya dahil oldu. Hamilton her ne kadar lig maçında çok iyi performans sergilemese de Göztepe ile oynanan kupa maçında çok iyi oynadı. Bence maçın yıldızıydı 45 dakika oynamasına karşın. Yavaş yavaş Atıf da o formayı kaybedecek. Ya. Yani bu maçta 10 numara mevkiinde oynadı ama tabii oraya içinde işte Podolski gelecek. İleride Gustavo mu oynayacak? 10 numara pozisyonu mu yoksa Podolski'nin, tam onu Tamer Tuna'nın düşüncesini bilmiyoruz ama Atıf yavaş yavaş yedek kulübesine doğru. Amacımız kimseyi günah keçisi yapmak değil. Ama Atıf'ın bu takımda ana transfer olarak gelip o senaryonun tutmaması, o liderliği ve o gol şeyine ulaşamaması, hedeflerine ulaşamaması, gerçek performansını Antalyaspor'da yansıtamaması Antalyaspor'un en temel sorunlarından biri oldu. Evet. Ama onun dışında da Antalyaspor'un, zaten hep tartışıyoruz, gol yollarında orta sahanın katkısı çok düşük. Kanatların katkıları da düşük. Santfor olarak da maalesef yine seviyenin altındayız. Zaten tabloda gözüküyor 18 maç 15 gol atmış. Evet. Yani bu maç başına bir golün altındasın ve çok gol yiyorsun, maç başına 2 gol yemişsin. Bu tablo değişmesi lazım. Ha, bunu ne yapabiliriz? Şimdi Sinan Gümüş geldi. Sinan Gümüş İtalya'daydı en son. Genoa'da 3 maç oynadı, gol yok. Yani fazla formayı kapamadı. Doğru. Bugün zaten sözleşme imzalarken onu söyledi. Çok fazla şans bulamadığını söyledi ama hazırlıklarımı tam yaptım dedi. Yani hocam çarşamba günü oynanacak kupa maçında şans verilirse oynarım dedi. O kadar da hazırım diye iddialı konuştu. Yaş olarak zaten 26 yaşında, evet. Şey değil. Sinan'ın böyle ileri yaşlı olan bir oyuncu değil. Son 2 sezonuna bakarsak Sinan'ın 2017-2018'de 19 maç 3 gol 1 asist yapmış, evet. Galatasaray'da. Geçen sene de 19 maç 4 gol 2 asist yapmış. Yani İtalya liginde hocam bu çok güzel. Yani yok, Galatasaray'ı söylüyorum. Galatasaray'ı söylüyorum. Son 2 sezon. Pardon. Geçen sezonlar 19 maç 4 gol, yılda 7-8 gole denk geliyor. Evet. Yani Antalya'da da bir 7-8 gol atacak bir şey yakalayabilirse veya bir devrede 4 gol atabilirse bizi olumlu etkiler ve o kadar da asist yapabilirse tabii, yani takıma katkısı olabilir. Sinan şu anda umarız o Galatasaray'daki performansına paralel bir performansı buraya yansıtır. Podolski'ye gelelim. Herhalde işi bitti veya bitecek. Evet. Podolski 1,5 yıllık imzaladı. Yani evet. O ama imza töreni olmadı. Onu net bir şekilde söyleyelim. Artık 1,5 yılında Antalyaspor'un futbolcusu Lukas Podolski.
Şimdi bu sezon Podolski 13 maç oynamış. 5 gol 4 asist. Ciddi bir rakam. Çok iyi istatistik hocam. Yani 13 maçta 5 gol 4 asist. Podolski'nin o istatistiklerini de ekrana getirelim hocam siz konuşurken. Evet. Podolski'yi de görelim. Siz devam edin hocam. Bir sene önce 2018 sezonunda 24 maç 5 gol 6 asist. Ondan önce Galatasaray'da 26 maç 7 gol 5 asist. Yani Podolski attığı kadar da attıran bir oyuncu. Evet. Yani böyle bir çok yönlü bir oyuncu. Oynayarak ve geliyor hocam bir de son maçına 1 Ocak'ta çıkmış. Vissel Kobe takımıyla yani bir ara vererek gelmiyor. Belki de çok hazır bir şekilde geliyor. 13 maç 924 dakika 5 gol 4 asist. Evet. Ciddi bir rakam. Çok iyi. Ve bunu da bir Alman futbolcusu, Almanların en önemli özelliği iş ciddiyetleri. Yani Podolski'de de 35 yaşında şu anda. 34 bitiyor işte bu ay herhalde. Evet. 31'inde 35'e geçiyor. 35 yaş olarak Podolski'de bu son 2-3 yıldaki performansına benzer bir performans burada sergilerse Antalyaspor son 16 maçtaki görüntüsü değişebilir. Doğru. Yani bizim elimizde ayrıca yine günah keçisi yapılanlardan bir tanesi Doğukan. Yani çocuk altyapıdan Şimşekspor'dan orta saha gelmiş 8 numara. Yılda 20 golleri bulan bir 15-20 gol arası gol atabilen bir potansiyelle gelen bir oyuncu sezonda. 15 golün üzerine çıkan bir oyuncu. Şeye gitti Kemerspor'da bir sezonda parçalı bir, ama 2 golü var. Asistleri de var. Bunun en azından kendi ideal mevkisinde bir yarım sezon oynaması gerekiyordu. Yani bu çocuk hakkında karar verme, Ümit Milli de oyuncun. Evet. Ama bunu maalesef kreatif oyuncuları, gol yapma yönünde özellik taşıyan, doğalarında direkt kaleye giden oyuncuları az buluyoruz. Yani bu tip oyuncuları gol becerilerini de geliştirebilirsek, ki nitekim son 2-3 maçta direkten çok dönen, yaklaştı. Kaleyi yalayan, direği yalayan bir sürü vuruşu var. Kafa vuruşu gol olabilirdi en son ikinci yarıda falan. Şimdi bu Doğukan'ın ideal yerinde oynaması gerekiyor. Ben bunu biraz da şey olayıyla izah edeyim. Taylan Antalya'da. Bu çocuk Buca Spor altyapıda yılda 20 golü geçen bir oyuncuydu. Orta saha 8 numara, box'u box dediğimiz gidip gelen bir oyuncu. Her aldığı topta dik kaleye giden bir oyuncuydu. A takıma çıktı. A takımda kaşar bir takım, yaşlı bir takım. Hoca genç. İşte sen adam kovala, topu al abilerine ver, onlar yapsın diye diye bir sezon 0 gol, ikinci sezon 0 gol. Ondan sonra çocuğun kendi doğası, özellikleri biraz gerilemeye başladı. Şimdi biraz Galatasaray'da hafif bir rahatlık verildi. Fatih Terim'in oyunu hakikaten takdir edilecek bir şey. Yani futbolcunun o şeyini bilerek, özgüveni biraz şey yapıyor. Ve Taylan nitekim tekrar eski hüviyetine benzer bir görüntü vermeye başladı. Ama kayıp yılları nerede? Yani bu çocuğun kayıp yılları. Şimdi Doğukan için de aynı şey. Doğukan genç bir oyuncu, milli oyuncumuz. Kaleye direkt giden oyuncularımız başında. Nitekim Freddy ile Doğukan bu takımda yeri belli bizi, değil. Bizi kaleye taşıyan oyuncular. Yani Serdar Özkan da mesela takımı alıp kaleye taşıyan bir oyuncudu. Ama birçok oyuncumuz orta saha ve kanat bölgesinde statik oynuyor. Statik oynadıkları için at öndeki ne yaparsa yapsın görüntüsünde oynuyorlar. Ama Doğukan eğer orta sahada oynasa belki Türkiye'nin bir numaralı 8 numaralarından biri olabilir. Ama hocalar da sanıyorum tam tanımıyorlar. Her gelen hoca da bir önceki hoca ne yapmışsa, o nerede görmüşse, evet, onu orada oynatıyor. Yani yetenekli, doğasında hücum olan oyuncuları maalesef kazmaya çeviriyoruz. Adam kovala, işte git geriyi kovala. Sangare piyasaya çıktı, prim yaptı. Çünkü neden? Doğukan bek gibi oynuyor.
Ondan sonra da asist yapamadığı için eleştiriliyor veya gol atamadığı için. Gol atamadığı için eleştiriyoruz. Yani bir kere olaya doğru bakmamız lazım. Yani futbolcuların doğasında ne var? Antrenörün en büyük görevi de o doğasındaki oyuncunun özelliğine göre oynatmak. Oynatmayacaksan oynatma hiç. O özellikle ihtiyaç duyduğun maçta oynat o zaman. Ama öbür türlü çocukları geriletiyoruz, kaybediyoruz. Ve Antalyaspor'un böyle kendi yetiştirdiği, ürettiği ve yıldız adayı oyuncuları kendi pozisyonlarında daha Antalyaspor ilk 11'i sayarken o oyuncunun özelliğine göre ilk onu koyman lazım. Onu sağa sola atarsan olmaz. Hocam yani, benzeri Harun Alpsoy'da da oldu. Aslında o orta sahada oynayabilen bir oyuncuyken son 1,5 yılda sürekli olarak kanatlara yönlendirilmiş bir futbolcu haline geldi ki o da Ümit Milli takımda oynuyordu. Doğru, doğru. Hatta İsviçre'yi reddetti ve Türkiye'de oynamaya kabul etti. Geçtiğimiz sezon Ümit Milli takımda forma giydi ama onun o özelliğini, orta saha özelliğinden vazgeçip kanada gönderdikten sonra Harun Alpsoy bugün Antalyaspor'da bile doğru dürüst kadroya giremeyen bir futbolcu haline geldi. Maalesef ki bana göre Harun Alpsoy gelecekte çok daha başarılı olabilecek bir olabilir. Futbolcu. Yani gol özellikleri de var. Nitekim kupa maçında da çok güzel bir gol attı. Önceki turlarda da golleri vardı hocam. Harun Alpsoy'un gerçekten skorlarda katkıları var. Genç oyuncular ve bizim mesela Hakan Özmert, Harun ve Ufuk benzer yapılarda. Yani bir Doğukan, bir Freddy gibi kaleye direkt çıkan oyuncular değil evet, bunlar. Evet doğru. Daha böyle al veri seven oyuncular. Ama öbürleri direkt oynayan oyuncular. Bizim bu harmanı iyi yapmamız lazım. Tamer Hoca da takımı tanıdıkça umarız daha doğru teşhisler koyup bizi kaleye taşıyacak. Yani ya bu takım iyi bir savunma yapan takım olacak. Yani eğer puan almak istiyorsak başka yolumuz yok. Yani yılda maç başına bir puanın altı zaten küme düşüyorsun. Evet. Yani bizim şu anda 7-8 maç almaya ihtiyacımız var. 16 maçımız kaldı değil mi? 16 maçta bizim en az 7-8 galibiyete ihtiyacımız var ki o da belki ligde kalırsın. Yani puan durumuna göre 34 mi olur, 36 mı, 37 mi olur? Kasımpaşa'nın durumu çok önemli hocam burada. Diğer takımlar da puan alamıyor. Yani minimum bizim 34 puanı geçmemiz tabii, lazım. Tabii. 34 puan bence ligde kalır ama 34 puanın altı biraz o zaman tabii. 7 galibiyet yeter. Yani o 16 maçta evet. 7 galibiyet almayın. Yani içerideki maçlarda rakiplerine özellikle rakiplerine geçit vermeyeceksin. Bu rakiplerden bir tanesi Göztepe'ydi aslında. Ona evet. göre o yani, maalesef kaybedildi. Bizim dediğim gibi yani kendi oyuncularımızı doğalarına uygun kendi vasıflarına uygun tarzda kullanıp onları teşvik etmemiz lazım. Yani bizim Mukayru'da mesela yetenekli... Mukayru'da ciddi bir düşüş var. Yani düşüş olabilir. Futbolcunun hepsi ona bakarsak geri hepsi dökülüyor. Sağda solda bakıyorum birçok oyuncumuz gerçek performanslarının altındalar. Daha önceki yıllara evet, göre. Doğru. Yani olabiliyor. Paul'da şimdi genç oyuncularda şöyle bir şey var. İyi oynadığı zaman bir hafta oturtup ondan sonra iki hafta sonra oynatırsan olmaz. Nasıl hani bir laf vardır demir tavında dövülür. Yani demire sen şekil vermen için onu ısıtırsın, döversin öyle şekil verirsin. Tam futbolcu biraz çıkış yapıyor, hava buluyor. Biz onu kesiyoruz, oynatmıyoruz. Ondan sonra hiç 90 dakika oynamıyor. Ondan sonra belki 1-2 maç sonra ilk 11 oynayacak. Bu şekilde oyuncu kazanmak mümkün değil. Çünkü demiri soğutup tekrar işlemeye çalışırsak olmaz. Bu mümkün değil. Yani biraz da şeyden konuşalım bence. Yani takımdaki kulüpteki görev dağılımlarıyla da ilgili bazı şeyler. Çünkü yeni gelen 3 tane hoca değişti. Hani Bülent Korkmaz yine biraz takımı tanıyordu. Hadi. Ondan sonra 1,5 yıl aşağı yukarı takım başına kaldı o. Ondan sonra şey geldi. Thomas geldi. Thomas'tan sonra Tamer Hoca geldi. Şimdi bu hocaların mutlaka bir asiste ihtiyacı var. Yani bilgilendirmeye ihtiyacı var. Bu bilgilendirmeyi kim yapabilir kulüpte? Sedat Karabük yapabilir en iyisi. Yani bence Sedat Karabük. Sedat Karabük yapması lazım. Sedat Karabük nerede? Sürekli altyapıda aşağıda. Daha geçen gün gittim. Bir saat 12 yaşındaki bir çocuğun annesi gelmiş ağlıyor.
İşte 5-6 pilot takım yapmışlar. Oraya gönderecekler. Orada lig oynasın çocuklar diye. 12 tane hoca, tek bir kişi kararı da vermiyor. 12 tane hocanın ortak kararıyla. Çocuklar kim kalacak, kim gidecek, kim nereye verilecek planlanmış. Ama anne çocuğun gidişinden üzülmüş. Bir saat onunla uğraşıyor. Şimdi herkes her şey. Şimdi servet. Şimdi bakıyorsun her şeyle uğraşıyor kulüpte. Ama Sedat Karabük, altyapı, üst yapı, squatlar bilmem. Ya bu kadar dağılırsak olmaz. Bu insanlardan da verim elde edemeyiz. İnsanların uzman olduğu ve kulübün en çok ihtiyaç duyduğu alanda kullanmamız lazım. Şimdi Antalya Spor A takımın hocasının Sedat Karabük'ün asistine ihtiyacı var. Onun takımı tanıtması, oyuncularla ilgili özellikleri onlara vermesi çok önemli. Artı hocaların da morali bozulabilir. Onlara da moral verecek kulüp içerisinde tecrübeli bir antrenörün, pozitif bir insanın olması hep bir avantajdır. Futbolcularda performans düştü. Bunları çekip bir teknik adamın konuşması farklı. Servet'in çekip konuşması farklı bir şey. Servet'in bir mutfak bilgisi yok. Yani insanlar özelliklerine uygun kullanılırsa verim verirler. Servet'i de tuk kaka yapıyoruz şimdi. Yani şimdi taraftarın gözünde Servet transferi yapan, o antrenör gönderen, getiren, bütün kötü roller Servet'e atılmış durumda. Bu da doğru değil. Doğru. Yani ya ona... Servet Çavuşoğlu'nun orada sadece yaptığı transferlerle alakalı konu açılmışken söyleyeyim. Sadece pazarlığı yapıp son imzayı atması. Yoksa futbolcuyu beğenip işte anlaşma sağlayıp yani onları scout gibi izleyip karar veren merci Servet Çavuşoğlu ama değil. Ama kamuoyuna baktığın zaman... Yanlış bir algı var, doğru. Yanlış bir algı var. Bu algıların düzeltilmesi için de insanların doğru pozisyonlarda kullanılması. Servet ya Şifo Mehmet dönemindeki gibi takımla beraber idari menajer sahada olacak... Hocanı asiste edecek, çok dil biliyor, futbolcularla, yabancılarla okum şeyi sağlayacak, iletişimi sağlayacak. Ya da yapacaksın genel müdür, Ayşe'nin genel müdürü, kulübün genel işleriyle uğraşacak. Sedat Karabük, ya arkadaş altyapı sorumluluğumuz var, Osman var, bırakın güvenin bırakın artık, o işini yapsın orada Osman. Yani... Sedat Karabük'ü de yukarı çıkarın, yukarıda bir takıma hakim olsun birisi. Yönetim adına futbolu bilen, zaten sportif direktörlüğün, futbol direktörlüğün çıkışı İngiltere. Nasıl çıkıyor? Yöneticiler transfer yaparken bir sürü hatalar oluyor, her kafadan bir ses. Diyorlar ki, antrenörlük yapmış, futbol oynamış, birini getirelim bari bizden az hata yapar. Evet. Yani bu mantaliteyle çıkmış bir şey, dünyaya yayılmış bir sistem. Burada da uygulayın kardeşim yani niye uygulamıyorsunuz? Türkiye'de uygulanmıyor hocam. Yani en son işte Fenerbahçe'de de gördük. Komoli ile yollar ayrıldı. İşte ondan önce Terenavio. Fenerbahçe ama... bunu en çok kullanmaya çalışan takım olduğu için söylüyorum bunu. Türkiye'de olmuyor hocam o sportif direktör işi. Olmazsa? Olmuyor. Çok mu iyi kulüplerimizin hali? Memnun muyuz? Yani transfer... memnun değiliz tabii ki ama. Yani Türkiye'nin genelinden konuşuyorum. Antalya evet. Spor değil. Evet. Yok ben de Antalya Spor için demedim. Türkiye'de kullanılmıyor hocam o sistem. Ondan bahsediyorum. Kullanılmıyor. Kullanılamıyor ya da. Amerika'yı bir daha keşfetmeyeceğiz. Biz dünyada örnek miyiz? Kulüpçülükte değiliz. Değil. Yani kötü örneğiz. Bu işi iyi yapanları örnek alacağız. Evet. Yani herkese pozisyonuna uygun görev vereceğiz. Bir de kulüplerde şu vardır. Her kulüp kendi bünyesinde daha önce futbol oynamış Osman gibi kişileri alır, eğitir. Dışarıdan hoca gelmişse, tutmamışsa, değişiklik gerekiyorsa bir boşluk olmasın diye o kişiler görevlendirilir, takımı çalıştırırlar. Ha yapamazlarsa onlar da gider, ayrı konu. Ama bir B planı vardır kulüplerin. Osman da daha önceki yönetim tarafından altyapı sorumlu gelmesi bir B planıydı. Yani A takımda bir sıkıntı olursa takımı tanıyan, takımın zarar görmemesi için içeriği bilen bir insan bizden birisi göreve gelsin ve daha başarı şansı evet. Yüksek olsun diye yapılmış. Ama yeni gelen yönetim açısından belki o B planı farklı olabilir. Ayrı konu. Ama o zaman o B planını yine yapacaksın. Yapmak zorundasın. Ve Sedat Karabük eğer bu takımı sportif
direktörü ise gerçek sportif direktör olacak. Yani öyle orası burası şurası derken her şeyle uğraşan adam konumunda dağılır o zaman. Dağılır. Servet de dağılıyor bana göre dışarıdan gördüğüm. Ve Sedat Karabük de şu anda çok dağılan bir pozisyonda. Antalyaspor'un birinci önceliği şu anda A takımın düzeltilmesi. Bu konuda elinde en verimli, en donanımlı insanları oraya yönlendirmesi lazım. Tabii şu an bence hocam bu yapılabilecek şeyler de sezon sonu için. Bence şu an için yapılması. Bence şu an yapılması şu an lazım. Çünkü içimizde şu an ihtiyacımız var. Böyle insanlara ihtiyaç var. Yani evet. Sedat Karabük'ün yukarıda tesiste olması bana göre oradaki hocaları daha kolay asiste etmesi. Orada performansı düşük oyuncular varsa beklentinin nedenlerini öğrenmek, onlarla birebir konuşup bunları çözmek de futbol direktörün görevi. Doğru. Dünyada böyle çünkü sistem. O zaman Sedat Karabük o işe gitmesi lazım ve gerçek işini yapması lazım. Böyle öbür taraftaki işlere çok yöneldiği zaman U12'lere, U13'lere, U14'lere kadar giderse o zaman yukarıya, tepeye o zaman, çok fazla katkısı olmaz. Doğru. Yani şu andaki tablomuz bizim gelen hocaların hata yapma lüksünü de kaldırdı. Evet. Yani hata yapma lüksü bilgiyle alakalı da bir şey. Yani bu bilgiyi de içerideki bir insanların onlara aktarması lazım. Evet. Hocam hemen bir Kurdiyaşov'la ilgili olarak da bir istatistiğimiz var. Az bir süremiz kaldı. Alanyaspor'da yer vermek istiyorum. Hemen Kurdiyaşov'un o istatistiğini bir ekrana getirelim. Yeni transferlerden Kurdiyaşov sadece Antalyaspor'da forma şansı bulmuştu Göztepe maçında. 90 dakika sahada kaldı. 56 kez topla buluştu. 39 pas denemesi. 2 orta bunlar da başarı sağlayamadı. Şutu yok. Bir kez top kapmış. 9 ikili mücadelenin 5'ini kazandırmış. Ve 2 de uzaklaştırma yapmış. Kurdiyaşov'u nasıl buldunuz hocam? Kısaca ondan da bir cümle alayım sizden. Sonra Alanyaspor'a geçelim. Yani dengeli bir oyuncu, tecrübeli bir oyuncu. Şu anda görevini yapıyor. Yani çok fazla bir sıkıntı gözükmedi. Ama şu anda zaten daha çok günü kurtarmaya yönelik hamleler tabii yapılıyor. Evet. Yani o nedenle bir şey bu diyemiyorum. Bu sezonu kurtarsın yeter gibi bir görüntü var şu anda ki belki de doğru hamle de bu, bilmiyorum. Yani daha deneyimli oyunculara yer vermek sezonu kurtarabilmek adına şimdi önemli. Şimdi Antalyaspor'un ciddi borçlarından bahsediyoruz. Bu borçların dönmesi için ligde kalması lazım. Süper Lig gelirlerine devam etmesi lazım. Evet. Süper Lig'in 80-100 milyon arası bir geliri varsa TFF 1'in 15 milyon geliri evet var. Şimdi sen eğer düşersen 15 milyon gelirle giderin çok değişmez. Evet. Yine çok büyük borçlara girersin. Doğru. Ama Süper Lig'de konumunu sürdürürsen, sürdürmen için de bazı kritik mevkilerde para harcaman lazım. Nedir bu kritik mevkiler? Kaleci, golcü, santrfor, playmaker. Bunlar dünyada az bulunan mevkiler. Ve burada çok verimli oyunculara biraz ekstra para verilecek. Buralarda bütçemiz yok, İşte ucuz adam bakın derseniz sonucu böyle olur. Yani biraz burada bazı konularda kesenin ağzının açılması gerekiyor. Sanırım devre arasında açıyorlar. Bunu yapıyorlar. Evet, şimdi tabii şöyle bir şey var. Taraftar da Göztepe maçında özellikle hocam biraz daha karamsarlığa büründüler ama şunu da söylemek lazım. Tabii ki hiçbir transferin garantisi yok. Kimliğine bakarak işte 5 gol atar garanti artık yazalım diye bir şey yok ama Antalyaspor'da o Göztepe maçının kadrosunda da Nazım Sangare'yi de sayacak olursak ki sakatlığı gerekçesiyle forma giymemişti. 6 futbolcu daha dahil olacak. Evet. Bunlar kim? Nazım Sangare, Veysel, Sarı. Sarı, evet. Bir stoper daha transferi olacak. Onunla ilgili çalışma yapılıyor. Onun yanında bir tane 8 numara orta saha Sinan Gümüş ve Podolski de girecek. Tabii bu oyuncuların nasıl bir performans sergileceğini bilmiyoruz ama Göztepe maçına 6 kişi daha dahil olacak o ilk 11'e. O yüzden çok da enseyi de karartmamak gerekir diye düşünüyorum. Konya maçından sonra Antalyaspor'un gerçek kimliği oturacaktır. İyi veya kötü anlamda. Artık Antalyaspor ya iyi bir çıkış yakalayacak, oradan ilerleyecek düşüm hattından ya da oralarda devam edip son haftalara kadar devam edecek. Ama dediğim gibi 6 futbolcunun daha ekleneceğini unutmamak lazım bu anlamda. Ya şimdi moral çok önemli. Şimdi takım aşağıdan şöyle 2-3 sıra yukarı atsa belki biraz daha futbolcuları evet daha iyi şeyde de görebiliriz. Yani oyun şekilleri biraz daha değişebilir ama biz seninle daha önceki programlarda da her yıl bunu
çok tartıştık. Takım yetersizliği. Evet. Kadro kalitesi. Hep burada sorun yaşadı Antalyaspor. Ama şans faktörü, erken puan almalar, diğer takımların biraz demoralize olması, Antalyaspor'un o rahat ortamda ekstradan puanlar kazanabilecek konuma gelmesi biraz aldattı bence. Evet. Özellikle evet. Hocam geçen sezonki performans çok aldattı bence de. Evet. Bülent Korkmaz'ın dönemi biraz şanslıydı. Ama bunları konuştuk bize. Evet, yani doğru. Bunları hep konuştuk. Evet. Sıkıntılı şeyleri çok hızlı konuştuk. Şekilde Alanyaspor'da Kayserispor 5-1 ile geçti. O maçın ardından düzenlenen basın toplantısını izleyelim. Kısaca Alanyaspor'da yer verelim, sonra veda edeceğiz. Hedefimiz sadece 3 puandı. Onu da bugün başardığımızdan dolayı mutluyuz. Maça iyi başladık. Ondan sonra ilk yarının ortalarında rakibi 2-3 tane gol pozisyonu verdik. Çünkü forvetlerle, yani hücum hattıyla defans arasındaki mesafe biraz açıldığında iyi kapatamadık. Ondan dolayı rakibe de 2-3 pozisyon verdik ilk yarı. Ve tabii kırmızı karttan sonra işimiz daha da kolaylaştı. Pas oyununa döndük. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik ikinci yarı. Nitekim 5-1'lik bir galibiyet aldık. Mutluyuz. Galibiyetle başlamak istiyorduk. Bunu başardık. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu doğrultuda gidebilir. O dos más, yo pienso que Galatasaray va a estar un muy buen equipo. Tabii ki 5-1 bir maçı kaybetmek kötü bir sonuç. İyi değil 5 gol yemek. Fakat 35. dakikaya kadar aslında çok iyi futbol oynadık. Maçın kırılma anları yaşandı. 35 dakikada Zoran'ın gördüğü kırmızı kart. Ardından tabii golü yememiz, ardından Zoran'ın gördüğü kırmızı kart. İkinci yarıda gardımızı tamamen düşürdü. Tabii olmaması gereken bir şeydi bu. Bu 5 golün 3'ünü biz rakibe hediye ettik aslında. Çok basit hatalardan golden dedik. Ardından sıfır konsantrasyon oynadık maçın bazı bölümlerinde. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra. Duran toplarda olsun, genel ataklarda olsun, Alanyaspor'un hücumlarında olsun. Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Yani iyi bir takımlar, iyi oynadılar. Hak ettikleri bir galibiyet oldu. Ben 35. dakikaya kadar maçın böyle olacağını asla düşünemezdim. İhtimal bile vermezdim böyle bir sonuca. Çünkü gerçekten oyunun kontrolünü elinde tutan takım bizdik. Evet, Alanya Kayseri maçının ardından açıklamalar bu şekildeydi hocam. Alanyaspor gerçekten çok iyi bir çizgi yakaladı bu sezon ve 32 puana ulaştı. Zirvenin sadece 8 puan gerisinde ilk yarı tamamlanmasına rağmen çok rahat bir galibiyet aldı. Tabii Kayserispor Prosun Eçkin'in dediği gibi kırılma anları oldu. Kırmızı kartın olması tabii Kayserispor'u dağıttı ki psikolojik olarak da Kayserispor iyi bir durumda değil. Ama Alanyaspor'un da özellikle hücum hattını çok da küçümsememek lazım. Gerçekten çok iyi bir hücum hattı var. Şimdi Alanyaspor tabii ki kadro derinliği olarak Antalyaspor'dan avantajlı ve daha tecrübeli bir takım. Evet. Genel olarak yönetimlerin de uzun süre devam etmesi kesintisiz büyük avantaj. Orada Mevlüt Han da zaten transferle ilgili ciddi çalışmalar yapıyorlar. Hep giden gelen hepsi planlı programlı gidiyor. Geçen bir konuşmamızda da bir tek sıkıntı kullanım süreleri kısa oyuncular. Yani doğru. Yaş ortalaması yüksek bir takım. Ama yani bu kadronun %80'ini 2 sene sonra göremez. Ama bu takım da sonuç alıyor. Ligde tutuyor seni. İşte şey yapıyorsun yani biraz ekonomiyi doğrultuyorsun. Evet. Ama devamlılık anlamında sıkıntılı. Fakat Alanyaspor bu maçta mesela başında Kayserispor 2 tane pozisyon yakaladı. Atamadı. Evet. Yani daha farklı bir sonuç da doğurabilir. Yani ilk olsa. Gol atsaydı Alanyaspor'un potansiyeli var, çıkarabilir. Yani Antalyaspor gibi değil. Yani gol yedikten sonra öyle kalır diye bir şey yok. Çıkarabilirdi ama bu Kayseri'ye moral verip belki Kayseri'nin şeyi değişebilirdi. Oyun temposu, direnci, daha farklı, direnci farklı olabilirdi. Zaten ilk gol sağ taraftan bir orta şey oldu. Frikik golü oldu. Bir çarpma top geldi. Travelas güzel bir vuruş yaptı, gol yaptı. 45'te de hemen 38'de gol olduktan sonra 45'te bir oyuncu atıldı. Zoran atıldı. Arkasından ikinci yarı 59, 62, 84 Fernandez attı. Sonra Henrique attı şeyden. Henrique de iyi bir oyuncu. Kayseri oyuncusu. 90'da Fernandez bir daha gol attı ve maçı net 5-1 kazandı. Önemli. Kayseri için
yeni bir hocayla sıkıntılı bir başlangıç. Bizdeki gibi. Evet. Kötü bir başlangıç. Ama herkes çare arıyor şimdi. Mutlaka pes etmeyecek hiçbir takım. Herkes yeni transferler, ilaveler yaparak içeride kullanamadığı, onlarda da şimdi şeyle ilgili Ganalı oyuncu, onunla ilgili bir kadro için. Eski oyuncularla ilgili mi? Evet, evet, sıkıntılar var. Asamoah mı? Asamoah değil. Kayseri'de eski bir oyuncuyla ilgili. Ha, onlar da evet. Yani tecrübeli iyi oyuncular sıkıntı yaşıyorlar. Ganalı bir oyuncu vardı, şimdi aklıma gelmedi ismi. Onunla ilgili sıkıntı yaşıyorlar ama Mensah. Ben şeyi düşündüm, Asamoah deyince eskiden gelme bir transfer Mensah bir kafası burada değil falan filan diye bir başkan da açıklama yapmış. Yani herhalde bizdeki Atıf Şeyh evet. gibi orada da onlar Mensah'la ilgili bir sıkıntı yaşıyorlar. Performansından şu anda memnun değiller. Tabii onlar oyuncu da sattılar. Deniz gitti falan. Yani tabii. Umut gönderildi. Adebayor gönderildi. Yani Kayseri. Tabii Kayseri kadrosu aslında kalite olarak bu lig için iyi bir kadroydu. Ama çok da hoca değiştirdiler. Bir ara sanıyorum Samet Aybaba geldi. Samet Aybaba hemen imzaladı gitti. Bir maça çıktı ya da bir maça çıktı diye hatırlıyorum. Bir maç olması lazım. Bu takım şarj olmuyor gibi evet. bir laf söyledi. Yani evet. konuşuyorum bir şey değişmiyor. İlginç bir laf söyledi. Yani Profesör Neşki de kötü bir başlangıç yaptı. Bundan sonra ne olur bilmiyoruz ama Alanya ligi rahat götürecek. Artık Avrupa kupalarını zorlayacaktır. Gittiği yere kadar gidecek. Yani umarız Antalya Spor'umuzda Padoski ile Sinan Gümüş'te yeni ilavelerle iyi bir hücum hattı oluşacak Antalya yani, Spor'da tabii. Veysel'le hem savunma hem orta saha hem forvet hattı biraz daha zenginleşecek, toparlayacak. Az gol yiyen biraz daha çok gol atabilecek bir konuma ulaşır umarız Antalya Spor ve istatistikler değişip bunu puana çeviririz. Hocam tabii bence en önemlisi Antalya Spor için Podolski'nin aşısını tutması. Çünkü ilk yarıda siz de katılır mısınız bilmiyorum ama Antalyaspor'un çok öyle pozisyona giremeyen, 15 gol atmış ama bana göre 30-35 gol atacak pozisyonlara da girdi ama o son vuruşta hep bir sıkıntı yaşadı. Ya Gustavo istenen performansı göstermedi ya Mukayru istenen performansı sergilemedi. Orada daha deneyimli, bitiriciliği olan bir futbolcunun olması Antalyaspor'a çok büyük katkı sağlayacaktır ki tabii ki Podolski'nin de o bildiğimiz Podolski olması tabii zor ama o bildiğimiz Podolski'nin %50'si bile olursa ki o Almanya milli takımı tabii. forması giydiği dönemden bahsediyorum. %50'si bile olursa bence Antalya Spor için hücum hattı çok çok zengin olacaktır. Umarız böyle olur. Şimdi mesela biz baskılı oynayan, 18'de oynayan bir takım olsak bizim şu andaki santfor da belki iş yapacak. Evet. Blanco. Kafa topları işte yan top çok gelir. Orada belki biraz daha iş yapabilir. Daha farklı bir performans da sergiliyor. Ama bizim öyle bir lüksümüz yok. Bizim geniş alanda çabuk top götürecek oyuncu, yani iki yönlü evet. oynayacak oyuncuya ihtiyacımız var. Doğru. Hem sırtı dönük oynayabilen hem aldığı zaman tek başına da alıp götürüp gol yapabilecek oyuncu. Blanco'nun o yönü zayıf tabii ki. Evet. Antalya Spor'a çok oturmadı gibi. Yani şey olarak belki bazı maçlarda baskılı oynadığımız bölümlerde yararlanabiliriz ama biraz santrafor konusunda da sıkıntımız var. Var. Evet hocam çok teşekkürler. Kırmayıp buraya kadar geldiniz. Değerli yorumlarınızla programa renk attınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Umarız gelecek hafta Antalya Spor, tabii ki Alanya Spor'un da galibiyetlerini konuşacağız. Koza TV'den ayrılmayın. Görüşmek dileğiyle.